Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanı Nebi yizişan aleyhisselam, evin kapısında kapıyı vuracak. Esselamu aleykum diyecek. Ev sahibine selam verecek. Kapıyı vuracak, selam verecek ama içeriden ses çıkmayacak. Çocuk, Efendimiz aleyhisselama buraya ya Rasulallah diyecek. Hani kimse çıkmadı kızım der gibi, Efendimiz meraklı gözlerle yavrucağa bakacak. Yavrucak, bura efendim diyecek. Evin burası. Duymamışlardır belki. Nebi-i Zişan, kainata can veren sesiyle bir kez daha. Esselamu Aleyküm diyecek. Kapıyı yumruklayacak. Gene ses çıkmayacak. Resulullah Aleyhisselam kızcağıza dönüp bakacak. Çocuk bura ya Resulallah diyecek. Allah'ın Resulü bir kez daha. Esselamu Aleyküm diyecek. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Niçin açmıyorsunuz kapıyı? Allah'ın Resulü evde yoklar herhalde diyecek. Tam dönüp gidecekken kapı açılacak ardına kadar. Anam babam yoluna kurban olsun ya Resulallah. Evim sizindir ya Resulallah buyurun diyecek. Allah'ın Resulü teaccüble. Niçin diyecek? Niçin ben onca selam verdim? Duymadınız, açmadınız. Sesimi mi işitmediniz? Niçin ilk selamımda kapıyı açmadınız ya Resulallah? Biz sizin bu ço çocukla geldiğinizi görünce bayram ettik adeta. İlk defa evimize geliyordun ya Resulallah. Senin geldiğini duyunca o mübarek sesinle evimize selam verdiğinde bu ev peygamberin selamını bir kere daha duysun diye senin birinci selamını duymazlıktan geldik ya Resulallah. Senin selamın bize duadır ey Allah'ın Resulü. Bir kere daha duymazlıktan geldik. Senin adetini, sünnetini biliriz. Bir kapıda en az üç defa selam verirsin, sonra dönüp gidersin. Üçüncü selamını bekledik kapıyı açmak için. Üç defa duanı almak için ya Resulallah.